Herkes çocukken mutlaka ya bisikletten düşmüş ya da ufak tefek yaralanmalar yaşamıştır. Hatta bu olayları hatırlatan küçük izler de taşıyor olabilirsiniz. Ve sorulsa en ince detayına kadar nasıl olduğunu anlatabilirsiniz. Ancak sağlıklı hiç kimsenin aklında iyileşmeyen bir yara anısı kalmamıştır. Çünkü vücudumuz kendi kendini tamir edebilen mükemmel bir sisteme sahiptir. Bilim insanları uzun yıllardır bu mükemmel tamir mekanizmasını araştırıyor. Özellikle yaralanma sonrası diğer hücrelerin nasıl organize oldukları ve bu bölgeye nasıl topluca gittikleri merak konusuydu. Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu konuyu irdelediler ve yara iyileşmesine hücrelerin mükemmel bir iletişim kurduklarını keşfettiler. Şimdi konunun detaylarını beraber izleyelim. Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yaraların iyileşme mekanizması incelendi. Bu incelemede hücrelerin yeni dokular oluşturmak için topluca göç etmelerinin mekanizması keşfedildi. Çalışmayı yöneten bilim insanı Park King Wong'a göre yıllardır hücre göçlerinin varlığı biliniyor ancak canlılarda buna neden olarak etkiler tam olarak keşfedilemiyordu. Bu çalışmayla hücre göçünü tetikleyen etkenlerin hücrelerin birbirine uyguladığı biyokimyasal stres ve sinyaller olduğu anlaşıldı. Ufacık bir çizik ya da ciddi bir yaralanma da olsa hasarlı dokuda mutlaka bir boşluk olur. İşte bu durumu telafi etmek için DE4 isimli protein hemen devreye girer. Bu protein etrafındaki benzer yapılı hücrelerin boşluk oluşan bölgeye göç etmelerini sağlar. Böylece hasarlı bölgede yeni doku oluşmaya başlar. Bu akıllı yaratılış karşısında Allah'a ne kadar şükretsek az değil mi? Ufak bir çizikten ciddi yaralanmalara kadar vücudumuzdaki tüm doku hasarları kısa bir süre içerisinde en mükemmel şekilde iyileşip eski haline geri dönüyor. Aslında vücudumuzda hücrelerden oluşan en ileri teknikle donatılmış bir ilk yardım ve tedavi merkezi var. Ancak çoğumuz bunun farkında değiliz. Şimdi gözle göremeyeceğimiz kadar küçük mikro boyutta olan bu tedavi merkezi nasıl çalışıyor? İyileşme mekanizmasına rol alan hücrelerin bir kısmı nasıl lider olup diğerlerini yönlendiriyor? Beraber bir bakalım. Hücrelerin zarar gördüğü yaralanma bölgesinde boş, hücresiz bir yer kaldığında DEE4 olarak bilinen bir protein molekülü harekete geçer. Görevi yakındaki hücreleri koordine ederek yaralanma bölgesine gitmelerini sağlamaktır. Hasarlı bölgeye giden hücreler hep birlikte yeni doku ile burayı kaplarlar. Bilim insanları bu süreçte birbirinin aynısı olan hücrelerin bir kısmının lider, bir kısmının da takipçi hücre haline geldiğini gördüler. Daha önce bilim insanları bu görev dağılımının rastgele olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bu araştırmayla hücrelerin bilinçli hareket ettikleri anlaşıldı. Bu aşamada lider hücreler diğerlerinden farklı olarak hücrelerin göç etmesini sağlayan DE4 proteininin bilgisini taşıyan mesajcı RNA'ları üretiyorlar. Sonra diğer hücrelerin önüne geçerek ürettikleri bu mesajcı RNA'ları onlara gönderip kendilerini takip etmelerini sağlıyorlar.